Sen genel yayın yönetmeni değil misin kardeşim? Sen istersen yayınlanır, istemezsen yayınlanmaz. Bu haberi de es geçin, ne olacak? Memleket meselesi değil ya. Yatırayım ben. İlk defa senden bir şey rica ediyorum. Söz almadan kapatmam. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Dur bakalım. Diğer gazetelerden ne haber gelecek? Üzme kendini. Hallolacak, gör bak. Size yalan söyleyecek değilim. Hilmi Bey'in eline büyük bir koz verdik diye düşünüyorum. Güvenmiyorsun. Bunu kullanacağından korkuyorum. Hazır Firdevs Hanım böyle bir fırsat yaratmışken Hilmi niye kendini yorsun ki? Şu anda tam tersine bunu kimsenin kullanmaması için çaba sarf ediyor. Bence Hilmi bugün size doğru büyük bir adım attı. Lütfen altında bir şey arama. Tamam. Özür dilerim. Bırak, ben ilgilenirim Doruk'la. Sen git yüzünü yıka. Tamam. Hayatta en nefret ettiğim şey rica minnet insanlara boyun eğmek. Beni kimlere mecbur ettin? Ben de mecbur kalmasam istemezdim biliyorsun. Başarının keyfini başkalarıyla sür, eziyetini biz çekelim. Baba lütfen burnumdan getirme. Daha düne kadar kafa tutuyordun bana. Ne oldu? Kuyruğun sıkışınca baba dedin yine. Neyse, iyi oldu bir yerde. Benim boş konuşmadığımı anlamış oldun. O kadın hakkında söylediklerim bir bir çıkıyor işte. Daha da çıkacak. Beni çiğneyip de Melih Bey takımına dahil olmak neymiş göreceksin. Kahve yapayım mı? Yok, çok içtik. Nihat? Sağ ol, istemiyorum. Alo Bihter. Nasılsın? Kötü. Ben hala titriyorum sinirden. Sen onun oyuna gittiğini biliyor muydun? Hayır. Yani bugün gideceğini bilmiyordum. Niye söylemedin bana? Niye uyarmadın? Lütfen bunu tartışmayalım şimdi. Uyarsam ne olacak? Seni dinleyecek miydi sanki? Neyse tamam, olan oldu artık. Adnan basında yer almaması için uğraşıyor. Hilmi Bey büyük ölçüde halletti o işi. Onun nereden haberi oldu? Aradığında beraberdik. Ne yaptın sen Peker? Söylemen şart mıydı? Bir de yardım mı istedin? Ben değil, Nihat istedi. Hilmi Bey'i niye karıştırıyorsun? Bize yardım etmek ona mı kaldı? Kim o? Bizim can düşmanımız. Mecbur kaldım, ne yapayım? Adnan'ı da çiğnemiş oldun sen. Onu da küçük düşürdün. Hilmi Bey ondan daha mı güçlü yani? Denize düştük, yılana sarıldık Bihter. Bunu güç savaşı haline getirdiğine inanamıyorum. Ne olursa olsun karıştırmayacaktın onu. Moralim çok bozuk, bir de senin nazarını dinleyemeyeceğim. Kusura bakma, kapatıyorum. Taklım. Gel canım gel. Canın çok sıkıldı değil mi? Hem de nasıl.
Mutlaka bir yanlış anlaşılma olmuştur. Önemli olan ailemizden birinin isminin böyle bir olayla birlikte anılması. Bu bizim değerimizden bir şey eksiltir mi baba? Biz bilmiyor muyuz kendimizi? Elbette biliyoruz. Üzülme öyleyse. Bihter'i de üzme. Firdevs Hanım'a da kızma. O ister miydi böyle bir şey yaşamak? Yazık. Kim bilir ne haldedir şimdi. Ne kadar üzgündür. Ya düşünsene. O yaşta bir insan utandı, mahcup oldu. Bu ona yeter. Bihter'e de söyle gitmeyin üzerine. Bu kırgınlıkla daha çok hırçınlaşır sonra. Ne olur baba. Bu olayın huzurumuzu bozmasına izin verme. Merak etme Taklım. Mm-hmm.